Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dicey kanalında yine güzel bir Instagram ayakkabısı videosuna daha hoş geldiniz. Bu tarz videoları sevenler için devam ediyoruz ve sizlerin de tavsiyesini dinledim. Bugün güzel bir basketbol ayakkabısı çıkacak. Bakalım nasıl geliyormuş, neye benziyormuş, görünen resimler gibi miymiş, ayağımıza giyeceğiz, deneyeceğiz. Like atmayı, abone olmayı ve bir sonraki videoda hangi ayakkabıyı görmek istediğinizi aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu ayakkabıyı bana gönderen sportik.com.tr adrese de teşekkür ediyorum. Aşağıdan açıklamadan link bulabilirsiniz. Tıkladığınız zaman direkt siteye ulaşabilirsiniz. Shopee adresleri de var, oradan da sipariş verebilirsiniz. Deneyebilirsiniz yani. Dedikten sonra hadi bakalım kutumuzu açalım ve bakalım ne çıkacak. Kutularına aldanmayın arkadaşlar. Çünkü içindeki ayakkabılar daha farklı oluyor. Bakalım bu seferki nasıl gelmiş olacak. Ve LeBron 19 canavarı bu küçük kutu içerisinden nasıl çıktı? Wow. Değil mi? Evet, bildiğin dev gibi ayakkabı arkadaşlar. Buradan nasıl çıkar? Şu an görüntü olarak harika geldi bana. Öyle söyleyeyim. Tabii ki detaylarıyla bakacağız. Biliyorsunuz zaten incelemesi var, kutu açımı var kanalda. Sizler de çok soruyordunuz. Abi al LeBron 19'u bir incele bakalım, neye benziyor, nasıl, cesaret edemiyoruz diyordunuz. Ve şimdi önümüzde. İlk bakışta arkadaşlar çok ağır değil. Yani normalde bu şu ana kadarki çıkmış en ağır basketbol ayakkabısı. Fakat buradaki bir tık daha hafif. Onun dışında görsel olarak arkadaşlar ayırmak pek mümkün değil. Tabii şu an dar bir kutuda içerisinde olduğu için ve bu 45 numara olduğu için biraz kutuda yamulmuş ama ayağınız içine girdiği zaman bir süre sonra daha kuvvetli ve düzgün duracaktır. Gerçekten ayırmak mümkün değil. Tabii ki ayakta nasıl hissediyoruz ona da bakacağız. Ama şöyle detayları için sana doğru çevireyim. Şöyle yandan bir geç istiyorsan üstüne de yaklaş. Gayet güzel duruyor. İşçiliğini çok beğendiğimi söylemem lazım. Ve üstündeki materyallerin rahatlığı da çok harika. Buradaki plastikler yine oldukça güzel duruyor. Hatları çok düzgün ve keskin. Yani çok boyası taşmamış veya dikişi kaymamış şeklinde. Cidden iyi. Yani her ayakkabıda evet. Bu aynı şeyi söyleyemeyebiliyoruz. Ama bu ayakkabı bayağı güzelmiş arkadaşlar. Rengi de zaten benim çok hoşuma giden bir renkti. Şöyle altını çevireyim. Ve altından da bakalım. Altı da gayet iyi arkadaşlar bu arada. Cidden helal olsun yani. İyi yapmışlar. Buradaki çıkıntılar... Dışarıda da aynı şekilde oynayabilirsiniz ama çok kuvvetli olmasa da yine sizin işinize görecektir. Kralın tacına kadar, buradaki eğirlerin geçiş yerlerine kadar her yer çok güzel yapılmış gerçekten. Ayna gibi de duruyor. Benim hoşuma gitti. Üstündeki zoomlar rahatlıkları nasıl olacak onu merak ediyorum. Aslında zaten farklar genelde buralarda anlaşılıyor. Ve buradaki köpük de gayet yumuşak gibi. Üstündeki yapı iyi duruyor. Plastik altında da rahat bir, daha süngerli, daha yastıklı yapı var. Adeta ayakkabının üstüne bir zırh gibi bu plastiği kaynatmışlar. İçten de sizin ayağınız daha rahat yerde konumlanıyor. Dili çok tabii ki büyük ve boğazı bu ayakkabının biraz daha rahatsız edici olan kısımlar. Normalde yani onu söylemeye çalışıyorum LeBron 19 genelinde. Ama burada gerçekten çok iyi yapmışlar. Hiç beklentimi şu an çok üzerinde. Bir de beklentimi çok düşürmüştüm onunla da alakalı. Biliyorsunuz zaten beklentisiz olduğum zaman her ayakkabıyı beğeniyorum aşağı yukarı. Burada da güzel oldu. Bağcıklar yine aynı şekilde güzel kaliteli yapılmış. Şöyle biraz daha bunları çözelim. Dili ve şu iç yapıyı merak ediyorum. Evet, şöyle biraz daha yaklaşırsan demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Üstteki zırhımız burasıydı. İçteki rahat kısmımız ise buralar oluyor arkadaşlar. Şu içindeki kartonu da çıkarttıktan sonra. Evet, gayet güzel. Bu yapı da oldukça rahat duruyor. Ta dibe kadar şöyle elinizle girebilirsiniz. Bağcıklarımız da fena değil. Bağcıkları sıkarsak gayet iyi kitleme yakalayabiliriz. Yine aynı şekilde farklı buradan bağcık geçirme yerleri de mümkün. Şöyle ayakkabının arkasını ben sana çevireyim. Ben de buna bakayım. Buradaki hava kabarcıkları çok tuhaf ve farklı gerçekten ama ayağın kitlenmesinde fena iş yapmıyorlar. Güzel bir sana topuk koruması sunuyorlar. Bir de zaten yukarı doğru çıkınca iyi bir bilek kitlenmesi olacak. Dilin üzerindeki air de çok hoşmuş bu arada. İkisinde de aynı mıymış? Evet, dilin üstündeki buradaki hava kabarcıkları da çok güzelmiş. Önden anlaşılmıyor ama şöyle içten baktığın zaman da burada bir aslan var bu arada. Önden anlaşılmıyor. Şunu da çıkartayım. Evet, gayet iyi ya. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle ayakkabıyı şöyle çiçek gibi açalım. Burada da air'ler yine ayağınızı kuvvetli tutacak. Tabanını size göstereyim. Siyah. İçteki evet şu al, bir yer yazı var topukta dikkat edersen. Evet ama kamerada karanlık evet, görünüyor. Şu an ben de okumaya çalışacağım. Ayağınızın konumlandığı yerlere bakmak istiyorum biraz daha. Arkadaşlar buradaki
sünger kaliteleri oldukça güzel. Ne çok yumuşak ne çok sert, tam arada kuvvetli. Biraz daha uzun süreli sizlere yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan da kaplan görünüyormuş. Nerede? Şey, aslan. Bakayım. Ha evet, arkada ama ilk başta dikkatinizi çekmeyebiliyor. Topunuza temas eden, aşinize temas eden kısımlar da yine aynı şekilde güçlü ve güzel duruyor. Yani şaşırdığımı söylemem lazım arkadaşlar. Gerçekten beklentim bu yönde değildi. Ve gayet güzel. Bu rengini de zaten hep internette görüyordum. Bayağı hoşuma gidiyordu. Evet, keyifli kesinlikle. Strive for greatness yazıyor bu arada dilim üstünde de. Evet, güzel bir yapı. Ne diyorsun sen, beğendin mi? Güzel, evet, çok tahmininizin hoş. Ötesinde olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla, değil mi? Evet, evet, çok güzel. Gayet güzel. Topuğu da güzel duruyor, güçlü duruyor. Yani LeBron kutusundan çıksa evet, ayıramam evet. Yani. Evet, kutu işlerini halletmeleri lazım. Kutular böyle evet. Gelince Instagram'dan aldığınız ayakkabılarda genelde oranın kutusuyla gönderiliyor. Ama yine Nike kutusu. Yani ama daha büyük olması lazım. Tabii. Ben özellikle eskiden büyük karton kutuda istiyordum. Sizler de öyle isteyebilirsiniz. Şuradaki zaten... şeyde kral tacı. Şurada bir boşluk var. Silikonun. Evet, kral tacı ve LeBron'un imzası. İç tarafında ise Nike Swoosh logosu var. Buraların kaliteleri de çok ciddi güzel olmuş. Yani arkadaşlar, hani aldığınız zaman ya bu neymiş ya olmuyorsunuz. Çok keskin, düzgün ve temiz şekilde hemen sizi mutlu ediyor açıkçası. Arkada da bir tane şurada Swoosh işareti var. Rahatlığı güzelse. Tabii rahatlık güzelse asıl nokta o olacak. Üstündeki bu renkte özellikle bir sanki safari deseni var. Kaplan gibi geldi. Kaplan veya aslan, tam safariye uygun, savaşa çıkmaya uygun safari bir... rengi mi bu? Yok, ben öyle söyledim şu anda. Ama çok uygun. Safari olsa olurmuş diyorsun değil mi? Airlerin çevresindeki plastikler de çok hoş. Aynı şekilde yukarı çıkan plastikler de. Bunlar beni çok rahatsız etmemişti ama kiminiz de rahatsız edebilir. Batman bu yüzden... gibi duruyor. Çok şey veya yakalı vampir. Vampir diş de olabilir. Neye benzetiyorsanız artık. Bunu kestiklerini falan görmüştüm ben mesela. Bence öyle şeylere hiç gerek yok. Bir öncekinde LeBron 18'de beni çok rahatsız ediyordu mesela dili. Dili inanılmaz kötüydü. Bütün çoraplarım orayı kesti, biliyor musun? Demiştim. Ama burada öyle şeyler olmadı. Benim için en azından sıkıntı olmadı. Ama siz yine de kalın çorapla giyin. Bilekli bir yapısı oluyor olması güzel. Aynı zamanda bunun hafifliği gündelik hayatta da giyilebilir yapıyor bence. Tabii rahatlığına şimdi bakacağız. Orası iyi ise yani gayet güzel. Şu ana kadar belki de basketbol ayakkabısı olarak söylüyorum. İncelik açtığımız en güzel ayakkabı olabilir. Sportik TC'den aldığımız. Evet, hadi şimdi çoraplarımızı giyelim ve ayağımıza deneyelim. Bakalım nasıl bir his veriyor. Şimdi şöyle ayağımıza giyelim. Dediğim gibi 45 numara. İlk önce size'ıyla şu şey kartondan var içinde herhalde. Yırtılmıştı çünkü çıkartırken. Şu 45 numara aldım. Bakalım nasıl olacak. Normalde bana gayet fit oluyor. Normal aldığımda. Bu da oldukça fit oldu arkadaşlar. Ayağım şurada. Çok geniş değil. Normalde bazı ayakkabılar diyorum ya, yarım numara düşük alın Instagram'dan alacaksanız. Burada öyle değil. Tam numaranız neyse onu alabilirsiniz. Hatta belki bir yukarı bile çıkabilirsiniz. Çünkü benim çoraplarım çok kalın değil. Daha kalın böyle basket çorabı falan giyecek olsam bu beni kesmeyebilir. Bu da çok önemli, biliyor musun? Kaç numara alman gerektiğini bilemeyebiliyorsun. Çünkü bu hep şaşıyor. Özellikle bu tarz ayakkabıları tercih ediyorsanız. Her modelde farklı. Kimisinde mesela ayakkabı lömbür lömbür, kimisinde 44 numara aldık, gayet güzel oldu. O açıdan da hani bu tarz ayakkabıları tercih eden arkadaşlarımız için bu videolar bence oldukça güzel, ki zaten sizler de destek veriyorsunuz. Evet, şimdi. Arkadaşlar. Level atlamışlar herhalde. Evet, gerçekten helal olsun yani, bu kadar. Cidden şu ana kadar giydiğim en rahat Instagram ayakkabısı. En yastıklamalı. Rahat demeyeyim de en yastıklamalı. Ayağınızın çevresinde de çok güçlü hissettiriyor. Yani normalde giydiğim zaman hep bir boşluk olur. Hep dikkat ederseniz, açarsanız önceki videoları. Hani giydiğim zaman görüntüsüne yetişemiyordu. Kimisinde rahat diyorum ama hiç yastıklama hissedilemiyor diyordum hep. Bu seferki cidden iyi olmuş. Airlerin şeyi de çok hoş. Gerçekten çok iyi arkadaşlar ya. 45 aldım. Yine dediğim gibi aynı şekilde normalde de 45 numara giyiyorum. LeBron için kaç numara giyiyorsanız bence onu tercih edin. Yani neredeyse fiyatı 3'te 1'i düşününce. Şu an ne 3'te 1'i hatta, daha fazla. Şu an 3700, 3800 buradan aldığınız zaman 1000 liralar civarını alıyorsunuz. 1100, 1200 neyse. Doğru, 3'te 1'i gibi oluyor. Makul, tercih edilebilir oluyor kimi arkadaşlarımız için. Eğer bu tarz ayakkabıları tercih etmeyi seviyorsanız ve daha önce aldıysanız, bence ciddi söylüyorum. Bu cidden iyi, bir de hafif olması da daha iyi. Normalde bu çok çok ağır bir ayakkabı olduğu için AVM'de, şurada, burada veya dışarıda çok giyilmiyor. Ama bunun hafifliği de oluyor olması cidden iyi geldi ya. İçeride arkadaşlar bu ayakkabıda Zoom Air'in yanında bir de Zoom Strobel var. Yani çok daha rahat bir yastıklamayla kombinlenmiş.
adeta onu bile hissediyorsunuz. Yani o mu değil mi ona emin değilim. İçine koymamış da olabilirler. Belki sadece bu eğirlerin yumuşaklığından dolayı olabilir. Çok cidden güzel bir yastıklama var. Dediğim gibi bence yine uzun çorapla giyerseniz daha iyi olacaktır. Bu şekilde incelerimi sonlandırabilirim. Umarım keyiflidir. Umarım hoşuna gitmiştir. Benim dediğim gibi enlere girecek basketbol ayakkabısı olarak en zaten. Rahatlık olarak da yine çok iyi. Yastıklama olarak top noktada bir ayakkabı oldu. Herkes kendini geliştiriyor anlaşılan. Bu şekilde dediğim gibi bir sonraki videoda ne görmek istersiniz? Bu ayakkabıyı sizin sayenizde aldım. Çünkü bana çok fazla abi LeBron 19'u bir incele, Sportik TC'ye gelmiş incele diyenler olduğu için bunu sipariş ettim. Eğer numaram varsa sizin söylediklerinizi dikkate alıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle o zaman. Ayakkabı dersi bugünlük out.